Ankara Ferdi'nin Altay Belediye Başkanı, İlçe Başkanı. İlçemize ve şehrimize büyük değer katacak, şehrimizin önemli bir ihtiyacına cevap vererek kongre, konferans, kültürel etkinlik ve sanatsal faaliyetler noktasında vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını canlandıracak birbirinden güzel etkinliklerin yapılacağı büyük bir projenin açılış töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Bakanım, malum olduğu üzere ülkemizin ciğerleri yanıyor. Hamdolsun yangınlarla artık baş etme noktasına gelmiş olmamızla beraber yangınlar nihayete ermemiş, son bulmamış durumda. Bu vesileyle bu musibetin de diğer yaşadığımız musibetlerin de ülkemiz üzerinden bir an önce kalkmasını diliyorum. Bu yangın sürecinde, bu telaşlı süreçte vakit ayırarak, zaman ayırarak bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsınıza ayrıyeten teşekkür ediyor. Şahsınızda bakanlığınıza teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Balıkesir'imizin 2014 yılında büyük şehir olmasıyla beraber merkezde iki ilçe belediyemiz oldu. Biri kuruluşun şehri Karesi, biri de kurtuluşun şehri 6 Eylül oldu. Bizler 6 Eylül Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne şehrimizi güzelleştirmek, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kırsal mahallelerin merkez mahalleler standardına ulaşması, aynı fiziki ortamlara kavuşması, aynı temiz ve sağlıklı çevre içinde yaşamalarını temin için çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Parklar, bahçeler, yürüyüş yolları, spor alanları ve daha birçok hizmetleri bu inanç ve azimle kurulduğumuz günden bugüne kadar alın terimizle, samimiyetimizle yoğurarak yola revan olduk, oluyoruz. Maddi dünyası ihya olan bir toplumun ruh dünyası, kültür dünyası da ihya olmazsa o toplum iflah olmaz. Kültür bir toplum için ihtiyarı bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır. Su gibi, ekmek gibi, hava ve toprak gibi. Bu yüzden ihtiyaçlar doğrultusunda ilçemizin muhtelif semtlerinde kütüphaneler, kültür merkezleri, spor ve aktivite alanları serpiştiriyoruz. Büyük bir mutlulukla da müşahede ediyoruz ki açılışını yaptığımız her tesis vatandaşlarımızın büyük teveccühüne mazhar olmaktadır. Böylece ne kadar doğru, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı görmüş oluyoruz. İşte Plevne Millet Kıraathanesi, işte Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı, işte Sabri Uğur Millet Kıraathanesi ve Parkı ve işte son olarak son 2 yıl içerisinde açtığımız 4. tesis olan yaklaşık 13 milyonluk bir bedelle bitimini gerçekleştirdiğimiz Hasancan Kültür Merkezi. Öyle ya, eşek ölür kalır semeri, yiğit ölür kalır eseri. Evet, Cumhurbaşkanımız önderliğinde bizler eser siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz. Laf siyaseti değil, eser siyaseti yaparak yolumuza devam ediyor ve inşallah bundan sonra da şehrimize, ilçemize eser kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Merkezimiz 2600 metrekarelik alan içinde otopark, sergi salonu ve 450 kişilik salonuyla beraber ilçemizin kültür merkezi ihtiyacını karşılayan önemli bir tesistir. İçerisinde okuma salonu, müzik eğitimi odası, zeka oyunları ve görsel tasarım odası olan 300 metrekare büyüklüğünde Gençlik Spor Bakanlığımızla, İl Gençlik Spor Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz genç ofis, sergi salonumuz, mescitlerimiz ve otoparkımız bulunmaktadır. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz imar ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder diyorlar. Bu nedenle kitap okuma, ilim irfan yuvaları toplumumuzun olmazsa olmaz mekanlarıdır. Daima araştıran, soran, sorgulayan bir nesil bu toplumun gelecekteki sigortasıdır. Hepimiz biliyoruz ki top tüfek savaşlarından ziyade
kültürlerin savaşı öne çıkmış, daha etkin ve daha az masraflı bir savaş olarak sürüp gitmektedir. Nitekim bu konuda önemli yazarlarımızdan biri olan Peyami Safa'nın şu sözleri kulağa küpe olacak niteliktedir. Bir milleti yok etmek istiyorsanız askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını soysuzlaştırmak yeterlidir. Peyami Safa'nın söz ettiği bu istilalardan ülkemizi koruyacak olan güç, bu kültür merkezlerini, bu kütüphaneleri dolduracak olan 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızdır. Az sonra açılışını yapacağımız Hasancan Kültür Merkezimizin yanında inşallah önümüzdeki ay Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi Algem'i açacak. Yine Seyit Ahmet Arvasi Parkı Millet Kıraathanesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Yüzme Havuzu ve Millet Kıraathanesi'nin temellerini atıp Plevne Kapalı Pazar Yeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Gençlik Merkezimizin de inşallah tamamlayacağız. Sözlerime son verirken bu tesisin yapılmasında bize destek veren başta Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Bey'e ve Kültür Turizm Bakanlığı personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine başta Mustafa Can Bey milletvekilimiz olmak üzere Belgün Uygur milletvekilimiz, Pakize Mutlu Aydemir milletvekilimiz, Adil Çelik ve Yavuz Subaşı milletvekillerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine İstanbul'da Resulullah Efendimiz'in öyküsüne mazhar olmuş İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış şehrimizin, Balıkesir'imizin medarı iftarı Hasan Can abimize ve onun başkan yardımcılığını yapan şu anda İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Ejder Batur Bey'e ve tüm ekibine, yine ayrıca bu süreçte kardeş protokol çerçevesi içerisinde bu yerin başlamasına vesile olan 6 Eylül'ün kurucu geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu Başkanımıza ve yine bizi bütün projelerimizde hiç yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Başkanımıza ve başta Başkan Yardımcımız Kadir Uzun olmak üzere emeği geçen bütün personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Katılımlarınızdan dolayı muhabbetlerimi sunuyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Hepiniz bu açılışa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her ne kadar ev sahibi Hasan Avcı kardeşimse de burada ismimizi vermiş olmaları sebebiyle biz de ev sahibi sayılırız. O münasebetle hoş geldiniz diyorum. 6 Eylül belediyemizde de bir kardeşlik protokolü yaptık. Ki o zaman belediye başkanı Zekai Bey'di, Kafaoğlu. Ben hatırlıyorum, bu kültür merkezinin yerini bana göstermek için gelmiştik Zekai Bey'le beraber. Doğrusu burası bomboş bir tarla gibiydi. Çok az bina vardı. Biraz da acaba demiştim ama bugün görüyorum ki etrafı dolmuş ve şehrin gelişme istikametine doğru bir tespit yapılarak bir eser konulmuş. Bu eserin yapımında o gün benimle beraber 15 yıl boyunca görev yapan bazı arkadaşlarım da bugün bu açılışta, az önce Hasan Avcı kardeşim de zikretti, o zaman teknik başkan yardımcısı olan ve şimdi İstanbul AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olan Ejder Batur Bey teknik başkan yardımcısı olarak bu kültür merkezinin projesinin hazırlanmasından ihale aşaması ve ondan sonraki aşamalara kadar birçok hizmeti ve yine o gün mali konulardan sorumlu başkan yardımcısı olan Mahmut Emin Mollaoğlu kardeşim ki şu anda AK Parti Ümraniye ilçe başkanıdır, o da burada. Bunların her birinin emeği var. Bu hizmet Kültür Bakanlığımızın ve 6 Eylül Belediyemizin çabalarıyla kaldığı yerden tamamlandı ve bugün açılışı yapılıyor. Ben bunları anlattıktan sonra hem Zekai Bey'e hem ondan sonra 6 Eylül'ün başkanı olan çok değerli dostum, arkadaşım Hasan Avcı Bey'e vefaları sebebiyle, gösterdikleri vefa sebebiyle
bir teşekkür etmek istiyorum. Ben dediğim gibi 450'nin üzerinde irili ufaklı okuluydu, camisiydi, temelinden tavanına kadar yaptığımız 15 yılda hizmet oldu. Ama hiçbirine kendi adımızı vermedik. Ve buraya da kendi adımızı vermek gibi bir düşüncemiz ve teklifimiz olmadı. Ama Zekai Bey böyle düşündü, bu ismi verdi ve Hasan Avcı Bey de bu ismi vefa göstererek devam ettirdi. Ben bir fani için gerçekten onur verici, gurur verici bir şey bu. Ben her ikisine de ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu vefaları sebebiyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, Cumhur İttifakı'nın il başkanları, misafirlerimiz, çok değerli protokolümüz, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, az önce hem Hasan Başkanım hem Hasan Can Başkanım çok güzel özetlediler. Buranın bir hikayesi var. Ama Hasan Can Başkanımızın söylediği şey aslında Balıkesir'in gerçeği. O da şu, evet burası yapılmaya ihtiyaç duyulduğunda vizyoner, geleceğe gören Zekai Kafaoğlu Başkanımız buraya bir kültür merkeziyle yapılması lazım. İmara, altyapısı hazır. Her türlü binalar buraya geleceği belli, anca eşdeğerde bitiririz demiş. Ve bugün görüyorsunuz, evet etrafı gelmiş. Balıkesir gelişiyor, büyüyor. Zamanında nokta atışı yaptığımız yerlerde zamanı yakalıyoruz. Yani her şeyi eşdeğer gidiyor. Okulu, kültür merkezi, sağlık ocağı, emniyet müdürlüğü, kaymakamlığı. Ama zamanı yakalayamadığınızda hizmetler arkadan gidiyor. Asfaltı, doğalgazı, yolu. Biz ilk söylediğim örnek olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Ama karşımıza çok farklı engeller çıkıyor. Dağın başında ne işimiz var? Nasıl olacak diyor. Ama iş bittikten sonra da buraya böyle bir merkez var. Başkan ne güzel söylemiş, o zaman akıl etmiş diyorlar. İnşallah her birimiz basiretli olanlardan oluruz. Balıkesir'in gelişimine, vizyonuna uygun şekilde hareket etmeyi nasip eder. Emeği geçen bu binadaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok yakıştı, çok güzel oldu. İçinde bundan sonra Sayın Rektörüme, Milli Eğitim Müdürüme, bizlere, Kültür Daire Başkanlığına, sivil toplum örgütlerimize çok iş düşüyor. Bu bina fiziksel olarak biter. Ama içindeki canlılığı sağlayacak olan yine bizleriz. Burada çok hayırlı işlere vesile olmasının temennisi içerisindeyim. Tüm STK'larımızın, tüm sosyal hayatın içerisinde gençlerimizi yetiştiren, onlara ilim irfan veren, onlara eğlenceli insanlarımızın kullanabileceği güzel bir bina oldu. 6 Eylül ilçemize çok yakıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Karşımızda bir eser var, güzel bir eser. Gerçekten kıymetli bir eser. Bu tip eserler kolay olmuyor. Ciddi bir emek var değerli arkadaşlar. Nasıl bir emek verildiğini süreç içerisinde ben, diğer milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız hep birlikte şahidiz. Tabii az önce kültür merkezinin hikayesi anlatıldı. Ben tekrar hikayeye girmek istemiyorum. Sayın Bakanımızın da programı yoğun. Çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şunu sadece ifade ederek sözlerimi tamamlayacağım. Bizde esas olan hizmet belediyeciliğidir. Bizde esas olan eser üretmektir. Hani Ziya Paşa'nın bir sözü var. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz der. Şöyle bir Türkiye'ye baktığımızda, yine küçük ölçekte Balıkesir'e baktığımızda 18 yılda yapılan hizmetleri çok net bir şekilde görürüz. Her tarafı eserlerle donattık. Türkiye'yi eserlerle donattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekten bu ülkenin her tarafını birçok anlamda mamur ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kültürel anlamdaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, 2002'den bugüne kadar Balıkesir'de kültürel anlamda sadece 100 milyonluk yatırım yapılmış. Yine devam edecek olursak, müzeler anlamında, kültür sanat eserleri anlamında ve yine müzelere kazandırdığımız eserler anlamında çok büyük kazanımlarımız var. 4840 olan eser bugün 12.000'e çıkmış. Bunlar hep Sayın Bakanımızın desteğiyle, bizlerin gayretiyle, şehrimizin gayretiyle, yerel yöneticilerimizin gayretiyle oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Biz milletvekilleri olarak şehre hizmet ederken tabii sık sık bakanlarımızın kapılarını çalıyoruz. Sayın Bakanım, Balıkesir'in şöyle bir ihtiyacı var. Sayın Bakanım, şöyle bir hizmet ihtiyacımız var diye kendilerinden ricacı oluyoruz. Sağ olsun Sayın Bakanımız bu zamana kadar bizleri kırmadı. Ne istediysek şehrimizle ilgili, ne zaman kapısını çaldıysak bizlere yardımcı oldular. Sizlerin huzurunuzda ben Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu eserin bugünlere gelmesinde başta Hasan Avcı Başkanımız olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, önceki dönem belediye başkanımız olmak üzere, Sayın Valimiz olmak üzere bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Sayın Bakanımızla birlikte, bütün il heyetimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve şehrimize nice eserleri hep birlikte kazandıracağız. Ben sözlerimi bu az önce ifade ettiğim cümlelerle tamamlarken tekraren 6 Eylül belediyemizin bugün hizmete açtığı Hasancan Kültür Merkezi'nin şehrimize, Balıkesir'imize ve 6 Eylül'ümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarla hepinizi selamlıyorum. Bugün güzel bir tesisin kültüre hizmet edecek, insanlığa, gençliğe, sanata hizmet edecek, bu alanda ilimizdeki önemli bir eksikliği giderecek olan böylesine nezih bir ortamda güzel bir törenle hizmet açacağımız bu tesisi öncelikle Balıkesir'e, 6 Eylül ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 6 Eylül Belediye'mizin, bakanlığımızın da desteğini alarak tamamladığı bu önemli tesis ilimizdeki en yeni kültür merkezi olma özelliğini de taşıyacak. Emeği geçen, katkı sağlayan, vesile olan herkesi ben de kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, başında bulunduğunuz bakanlığın kültür ve turizm alanındaki hizmet ağı ve toplumdaki ihtiyaçların karşılanması noktasındaki oynadığı rol, aldığı misyon çok yüksek. Bence hiçbir alanda kültürün, hele hele Balıkesir gibi bir ilde kültürün ve turizmin eksik kaldığı bir alan yok. Bugün ilimize teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Her şeyden önce kültür ve turizm alanında bakanlığımızın hizmet ve sorumluluk alanında bulunan pek çok ihtiyacımızı sizlere bizatihi burada aktarma imkanı bulduk. Bu fırsat dolayısıyla bir kez daha tekrarlamak istiyorum ki ilimizde bütün dinamik unsurlar, siyaset kurumu, valilik, büyükşehir belediyesi ve milletvekillerimizle birlikte ilerlemekte olduğumuz yol ilimizin, Balıkesir'in Ege ile Marmara'nın buluştuğu noktada bir turizm şehri olma yolculuğudur. İlin iradesi bu noktada oluşmuştur. Arz ettiğimiz gibi Balıkesir bir tarım şehri, bir hayvancılık şehri, bir madencilik şehri ama aynı zamanda bir kültür şehri, bir turizm şehri. Çok farklı mozaik yapısıyla, sahip olduğu her ilçesinin üstün değerleriyle, kültür ögeleriyle ilimizde doğa turizminden spor turizmine, sağlık turizminden antik kentlerin de bulunduğu çok yönlü turizm seçeneklerine imkan sağlayacak bir potansiyele sahibiz. Ve bu ziyaret vesilesiyle eminiz ki aktardığımız pek çok husus hayat bulacak, destek bulacak, maddi imkanlarla desteklenecek. Gerçekten kazı alanlarından, antik şehirlerin geliştirilmesinden, buradaki büyük şehrimizin bugün size aktardığı konulardan
ve kültürle alakalı pek çok konudan dolayı ihtiyaçlarımız çok yüksek seviyede. Bunları bu ziyaret vesilesiyle yerinde gözlemleme ve sizlere aktarma fırsatı bulduk. Bu duygu ve düşüncelerle tesisin tekrar hayırlı olmasını diliyor. Bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Demin Hasan Avcı Başkan konuşurken Sayın Cumhurbaşkanımız aradılar. Hasan Avcı Başkanımızın heyecanına kendileri de ortak oldu. Balıkesir'in heyecanına kendileri de ortak oldu. Sevgi ve selamlarını iletmemi istedi. Onu da bu vesileyle iletmiş oluyorum. Hayırlı olsun dileklerini de iletmiş oluyorum. Ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek, çeşitlendirmek, sergilerden festivallere, konserlerden temsillere, etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayının artmasını sağlamak bakanlık olarak öncelikli görevimiz. Elbette bu hedefe ulaşmak için kültür ve sanatı belli dönemlerin ve belli mekanların sınırlarından kurtarmak, her an etkileşim sağlamanın mümkün olacağı şekilde hayatın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak zorundayız. Kültür merkezlerinin bizim için en önde gelen hizmet alanı da budur. İnsanımızın dışarıda kaliteli zaman geçirmesi, boş vaktini kişisel gelişimden rahatlamaya kadar kendisine bir fayda sağlayacak şekilde değerlendirmesi, elbette kültür ve sanatı bunun bir aracı olarak görmesi önemlidir. Kültür merkezleri tam da bunun için var olmalıdır. Bir bina değil, bir yaşam alanı olarak tasarlanmalı. Ama hepsinden önemlisi amacına uygun şekilde kullanılıp halkımıza layıkıyla hizmet etmelidir. 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta kat edilen mesafe muazzam bir seviyededir. Bizler de bu hizmet yarışını 2018'de devraldığımızda üstüne neler katabileceğimizi planlayarak hız kesmeden yola devam ettik. İzmir'den Tekirdağ'a, Sivas'tan Van'a, Mersin'den Burdur ve Çanakkale'ye kadar kültür merkezi projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Ankara'da eşsiz bir sanat yapıtı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızı açtık. İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nin inşası, Sanatın ve Beyoğlu Kültür Yolu projesinin görkemine yakışır şekilde hızla sona geliyor. 2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla hizmete açılan ve açılma aşamasına getirilen 9 kültür merkeziyle birlikte 2021 yılı sonunda bakanlığımızca ülkemize kazandırılan kültür merkezi sayısı 122'ye çıkarılmış olacaktır. İnşallah 2022'de de yolumuza Balıkesir, Bandırma, Ordu, Ünye ve Giresun kültür merkezleriyle devam edeceğiz. Bu süreçte 60 farklı projeye de ödenek desteği sağladığımızı özellikle belirtmek isterim. Bugün açılışını yapmanın memnuniyetini duyduğumuz ve 6 Eylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezi de bu projelerden biri. 2210 metrekare inşaat alanına sahip bu merkez, 440 kişilik salona sahip ve bünyesinde 300 metrekarelik gençlik merkezi, sergi salonu, ayrıca mescit bulunuyor. Belediyemizden halkımıza bu merkezde güzel ve yoğun hizmetler vermesini özellikle bekliyoruz. Halkımızdan da ricam, ilginizi eksik etmeyin, istek ve beklentilerinizi de daima ortaya koyun. Öyle ki Balıkesir'in 6 Eylül'ün daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu görelim ve bunun memnuniyetiyle kültür sanatta yeni hizmetlerin, etkinliklerin, uygulamaların kapısını birlikte aralayalım. Hasan Can Kültür Merkezi'nin hizmete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Gençlik merkezlerinin küçük bir versiyonu. Mahalle gençlik merkezi. Sağ olsun başkanımızın emekli inşallah kurulunu sahip ettiğiniz için teşekkür ederim.